Süper Panorama'dan herkese merhabalar, günaydınlar efendim. Güzel bir pazar olması dileğiyle bugünkü konuğumuz sevgili Damla Can. O yüzden sözü her zaman olduğu gibi konuğumuza bırakmıyorum. Bugün de Gökhan'a bırakıyorum. Gökhan, hiç seninle başlayalım. Evet ya. İyi misin? İyiyim kanka, sen nasılsın? Hiç birbirinizi görmüyorsunuz. Bir saniye, hazır sen tanıdıksın. Evet. Hazır böyle yakınımızsın. Buraya da her seferinde bir konuk gelip ben de her seferinde konu soruyorum. Ya, beni sormuyor hiç ya. Hani insanlar belki Gökhan'a da merak ediyor. Nasıl olduğunu merak ediyor. Nasılsın kardeşim, iyi misin? İyiyim valla, aynı, koşturuyorum, devam ediyoruz. Survivor'la yatıp Survivor'la kalkıyoruz. Çok önemli bilgi verecekmiş gibi. Verdim kaç kere yeter ya, daha önemli bilgiler. Yayını izleyin ve görün. Damlacığım lütfen. Az sonra. Damla güneş gibi parlamadı mı bu güneşsiz İstanbul gününde? Bugün bilerek beyaz giydim, neden? Çünkü söz olur. Hayır, her seferinde Gökhan diyor ki yine mi siyah giyindin, yine mi siyah giyindin? Yani. Çok, kendisi çok farklı giyiniyor çünkü. Ne? Ben masaya hep renk taktığım için, biraz daha masayı açmak gibi. İçin. Yıldırım düşecek masaya, farkında değilsin. Öyle mi? Evet. Gizli bilgiler sende. Evet, onun spoiler vermeye geldim. Spoilerlar var. Evet. Dün Hayrettin verdi spoiler'ı bize. Dün Hayrettin vardı konumuz. Evet, biliyorum. İzledin mi? Hayır. Bilmedim. Niye? Ya sevgili Doğuş mesaj attı. Onun izledim, en iyi yaptığı birazcık şey adada benim dansım İş. Demiş. Benim şarkımla. Doğru. Orada okuyamadım. Ama keyifli geçtiğine eminim tabii ki de. Çok çünkü sizin vallahi de yapılan programlar genellikle çok keyifli geçiyor. Çok eğlencelisiniz. Çok sizinle vakit geçirmekten de keyif alıyorum arkadaşlar. Ben eridim şu an. Teşekkür ederim. Sörler sağırlar, birbirine ağırlar olmasın da. Yok. Gerçekten düşüncelerin değil mi? Yok, gerçekten. Tamam. Çok ciddiyim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Peki ne güzel giymişsin bugün böyle. Teşekkür ederim. Evet. Vallahi çok beğendim. İşte sizin yanınızda böyle biraz daha kendime dikkat ediyorum. Şık olmaya çalışıyorum. Hafta içi böyle değil mi diyorsun? Hafta içi hafta içi rutine bazen biniyor ya olay. Evet, doğru. O yüzden hani her gün evet, onlarda hırkayla falan çıkıyoruz o hafta. Bazen üşümemek için. Evet, artık üşümüyoruz ya. Evet. Peki Survivor ne diyorsun? Var mı böyle bir girişte söyleyeceğim bir şey? Yoksa valla aslında dokunulmazlıkla alakalı bilmiyorum. Konular yandım. Çok... İhsan. Yine sözü verdin ya, ben şimdi başlayayım. Şaka şaka. Şöyle dokunulmazlıkla alakalı sadece yorum yapmak istiyorum. 10'a 4 biten bir maçta. Yani gönüller takımıyla alakalı Poyraz'ın acaba yokluğunu hisseden bir gönüller takımı var diyorum. Çünkü Poyraz gerçekten takıma demek ki bir enerji sağlıyormuş. Çünkü Poyraz olmadan 2 tane oyun kaybedildi. O yüzden bakalım bizi neler bekliyor. Konulara giriş yapmak istersen sözü sana bırakıyorum. Bana bırakmayın. Ben de Gökhan'a bırakıyorum. Ayak tenisi diyorum Gökhan. Ayak tenisi. Aa, evet, ayak tenisi. Şu ya beni ederim. Çok hayal kırıklığına uğrattılar aslında ya. Yani Barış, Steven, Berkay takımı hiç fena olmayan bir takım. En azından bir set alırlardı. Hani 3-0 ben de beklemiyordum. Evet. Bir set alırlar diye bekledim İstersen ama. İstersen şu iddialı açıklamaları bir izleyelim. Bir izleyelim, evet ya. Ayak tenisi öncesinde arkadaşlar iddialı açıklamalar yapmışlar. Bir izleyelim, üstüne Gökhan anlatsın bize ayak tenisi. Çok sevdiğim bir oyundur ayak tenisi. Sürekli kardeşim Ufuk'la oynarız. Hatta buraya gelmeden önce iyi bir çalışma da oldu. Şunu söylemek istiyorum. Her zaman rakiplerime karşı saygı duydum. Ve rakiplerimi hiçbir zaman küçümsemedim. Ve şu an öyle bir rakibimiz var ki zaten küçümsenecek bir rakip de değil. Acun abi de şimdiye kadar yenilmemiş ama sanırım o gün bugün. Vallahi İsmail, ben şöyle söyleyebilirim. Saygı duyduğum bir ekibe karşı oynuyoruz. Ama yani %70'e 30 kazanırız diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kendime de tabii ki güveniyorum. Ama ne yazık ki sadece kendim oynamıyorum. Yanımda Steven ve Berkay var. Onlar da amatör de oynamışlar. Nasıl bir şey olacağını tam olarak kestiremiyorum. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim ki %70'e 30 benim takımım kazanacak. Çok keyifli olacağı kesin, eğlenceli olacağı kesin. Bizim de farklılığa ihtiyacımız var. İnşallah kazanırız. Yani. Siz karnınızı doyurmak için oynayacaksınız, onlar keyif için oynayacak. Aradığınızdaki fark bu. Evet. Bu motivasyonla, bu disiplinle. Kesinlikle. Zaten çünkü Barış sizden de daha aç. Aynen. O daha çok sığdıracak. Tabii. Ya bu motivasyonla, bu inanışla yani kendime çok güvendim. Daha çok güvenim arttı böyle. Gidip Acun abileri yerle bir edeceğiz ya. Bu kadar konuşayım. Evet, hayatında Acun abi ayak tenisine gelmiş. Gökhan'a söz yok. Yok ya, bizim çok güzel maçlarımız oluyor Acun abiyle tabii. Farklı ikiller, farklı üçlüler deniyoruz. Genelde yeniyorum. Ayıptır söylemesi.
Yok ya, ben de sakatlandım, 2,5 aydır oynayamıyorum ne yazık ki. Tekrar dizimle ilgili bir sakatlığım var. Bizim Melih'i tanıyorsun. Geçmiş. Çok şaşırdık değil mi? Bizim Melih'i tanıyorsun. Evet. Melih ile Gökhan, Acun abi dediğim. Instagram'da etiketledim onu. Ha? Evet. O da mı var masada? o şu an uyuyor. Fotoğrafımız evet, muhtemelen uyuyordur. Yani güzel ikililer, güzel üçlüler maç yapınca daha böyle rekabeti yüksek maçlar oluyor bizim tabii oynadığımız maçlar. Bu maç gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani sonuçta Barış var. Berkay'ı tanıyoruz. Bizim işte Beşiktaş'ın kalecisi Utku'nun 300'ü. O da hani çocukluğundan 21-22 yaşına kadar futbolculuğu deneyen ve gerçekten yetenekli biri. Steven kumdaki maçta gerçekten çok iyiydi. Evet. Orada yani hem fizik kuvvetiyle hem de ayaklarının iyi olmasıyla beni şaşırtmıştı. Bu sefer de hepsi tam tersi şaşırttı yani. Barış diyor ya, çok çalıştık, ben de çok oynuyorum kardeşimle falan. Bu oynamış hali ise, bir de oynamasaydı ne olurdu yani. Evinde ama çoğu zaten varmış galiba ya Barış. Var da işte, çoğu futbolcu ayak tenisi, şimdi futbolculukla ayak tenisi birebir doğru orantılı bir şey değil yani. Ne kadar iyi futbolcuysan o kadar iyi ayak tenisi oynuyorsun diye bir şey yok. Orada yanılgı olmasın yani. Barış'ın futbolculuğu hani %1 tartışamayız burada, tartışılmaz evet. Bir şey tabii ki de. Ama ayak tenisinde benim beklediğimden üçü de aşağıda çıktılar ve Acun abiler için çok rahat bir galibiyet oldu. Keşke dizim sağlam olsaydı da Acun abilere güzel bir şurada challenge isteği yapabilseydim ama. Keşke oraya gitseydin de bence. Yok işte dizim takıma yok. Destek olsaydık. Ben de voleybol challenge isteği yapacağım ama ayıp olacak. Senle ben olmaz kanka. Ayıp olur gerek yok. Var mı ekleyeceğim bir şey, yoksa çok önemli mevzulara geçeceğiz. Ya aslında yok şey, ben de mesela %70-30 diyordum kendim. Kim? Barış. Evet yani. Barışlar. Evet, Barışlar ne? İçin. Çünkü neden? Olcan'a görmeyene kadar bunu söylüyordum. Meğerse Olcan'a da gerek yok. Bak, Olcan'a da gerek yok. Olcan'la Olcan'la alakası. Çok iyi. Süper. İyi. Olcan harika attı. Ama yani gördüğüm, izlediğim takım, Acun abi zaten Erem abiyle beraber yenermiş. Ya mesela ben de takımda olmuş olsaydım eğer yarışmacıları desteklerdim. Neden? Çünkü şeyler yani, iyi, Barış zaten futbolcu. O yüzden ben şey yapamadım, onun analizini yapamadım. Hani futbolla ayak tenisini bağdaştırarak öyle bir yorum getirmiştim. Steven'ı izlediğimizde çok iyiydi. Kumda oynamak çok zor oluyor ya, hani orada çok iyi olan birisi burada hayal iyi olur dedim. Gibi. Onun dışında yani Berkay da iyidir diye düşünerek böyle bir yorum getirdim ama Acun beyleri tabii o kısmını düşünmemişim gerçekten. Acun abileri yerle bir edeceğiz demişti Steven. Yerle bir oldu. Şimdi dün fragmanda bir cacık mevzusu vardı Gökhan, biliyorsun. Evet. Hayrettin'le yorumlamaya çalışmıştık. Evet. Şimdi onun hani gerçeğini izlemeye gidiyoruz. Çünkü aslında olay şöyle gerçekleşiyor. Ünlüler takımı 7-2 kaybediyor. 7-2 kaybettikten sonra da adada bu 7-2'nin üstüne yapılan konuşmaları bir izleyelim, üstüne konuşalım. İnanılmaz üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Yani ben haftaları marketten markete sayıyorum ya. Abim olaya bakar mısın ya? Olaya bakar mısınız ya? Neresinden tutsan elinde gelir ya. 7-2 ne demek ya? Bir sayıyı ben aldım, bir sayıyı İlay da aldı. Buna mı üzüleyim ya? Ya İlay da iki sayıdan birini İlay da alıyor ya. Birini ben aldım. Ya neredesiniz abi? Neredesiniz ya? Gerçekten evet. Koordinasyon anlamında, denge anlamında, uyum anlamında birbirimizin frekansını yakalayamadık. Bu net yani. Dışarıdan baktığın zaman net bir şekilde bunu kaptık. Takım oyununu yapamıyoruz. 4 kişi koordine olamıyoruz. Ritim yakalayamıyoruz, denge sağlayamıyoruz, ipi tutamıyoruz, topu atamıyoruz vesaire vesaire. Hepsinde bir şekilde yapamıyoruz. Sen yokken ben işte bir şey söyledim ben. Sen varken de söyledim. İsmail abi biraz geri otursun. Hocam. Bundan sonra